Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek. İki Türk yetkili ziyaretin 24 Kasım veya sonraki yakın bir tarihte gerçekleşeceğini belirtti. Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre iki lider bölgedeki sorunların yanı sıra ikili ilişkileri de ele alacaklar. Bin Zayed'in çantasındaki en önemli başlığın Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran üzerinden geçen koridorla Türkiye'ye ticaret yolu açma girişimi olacağı belirtiliyor. Bu girişimle ticaret mesafesi 1/3'üne düşecek. Türkiye ve BAE 10 yıl önce gerçekleşen Arap ayaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfus sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyor. İki ülke Libya'daki iç savaşta karşı tarafları da desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları da Doğu Akdeniz'de Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde kendini göstermişti. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Katar krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ülkeye gitmesiyle birlikte gerginleşen ilişkiler, liderler ve dışişleri bakanları arasındaki diplomasi trafiğinin ardından yumuşama eğilimine girmişti. Peki bu gerçekleşmesi beklenen ziyaretin sebebi nedir? Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İlhan Uzger ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Bir dönem gergin geçmişti Birleşik Arap Emirlikleri ile. Bu konuda o kopma noktasına gelen ilişkilerde son zamanlarda böyle yavaş yavaş atılan adımlarla düzeltilmeye mi çalışılıyor? Ne dersiniz? Bu yapılacak, yani yapılması beklenen ziyaretle ilgili sebebi nedir sizce? Niçin geliyor Veliaht Prens? İki taraf için de bazı nedenler var. Türkiye için daha fazla hatta. Yani şöyle şuradan başlayayım. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler, yani Türkiye dış politikasının Amerika ve Rusya'dan sonra en karmaşık olduğu ilişki şekli. Yani aslına bakarsanız son derece de tuhaf ve anlamsız. Yani çünkü ortak sınırımız yok, çatışma konuları yok, karşılıklı azınlık yok, bir alıp veremediğimiz yok aslına bakarsanız. Ama önce Mısır'daki darbe 2013, 2017'de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan geriliminde Türkiye'nin Katar'ın yanında yer alması ilişkileri tuhaf bir şekle soktu. Tabii bu arada AKP yönetimi doğrudan olmasa da medyası Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un arkasında ve onun finansörü olarak tanımlıyorsunuz. Yani bu da çok tuhaf bir şey. Yani kanıtlanmış değil, yalnızca bir söylem olarak dillendiriliyor. Dolayısıyla da işte en son biliyorsunuz işte Peker'de, Sedat Peker'de orada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de karşı taraflardayız. Hani bu hakikaten enteresan bir şeydi. Şimdi bu yapay bir kriz. Yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında dediğim gibi tarihsel, hani sınır, kara suları vesaire gibi sorunlar yok, olmasına da gerek yok. Yani doğrudan iki ülke arasında bir sorun değil, dolaylı sorunlardan bahsediyoruz. Evet, bölgesel sorunlar var. Hani onlar yansıdı. Hiç gerek yoktu. Hani Türkiye ile, yani AKP ile ilgili şöyle bir sorun var. Ya çok yakın oluyor ya da kavgalı oluyor. Mesela ben olsam Katar'la bu kadar yakın olmam, Birleşik Arap Emirlikleri ile bu kadar kavgalı olmam. Yani hep ikisinin ortası var. Suriye ile de önce çok yakın, sonra da devirmeye çalışıyor falan. Dolayısıyla bu bir dengesizlik. Savrulma dediğimiz şey biraz da bu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri hacminin ötesinde dış politika aktivitesine sahip bir ülke. Mesela Doğu Akdeniz'de çok etkin. Yani Libya, yalnızca Libya'da değil, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta da ilişkileri çok iyi. İsrail ile biliyorsunuz, İsrail tanıdı. İsrail Dışişleri Bakanı orada. Mesela geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'taydı. İşte onun Güney Kıbrıs liderini ülkesine davet etti. Ortak tatbikatlara katılıyor vesaire. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da vekalet savaşı yürüttüler. Bir drone savaşı yaşandı Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında falan. Tabii bundan sonra Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri anlaştıktan sonra ve Orta Doğu'da Müslüman kardeşler herhangi bir güce sahip değilken bu gerilimin devam etmesinin bir arka altyapısı yok artık. Yani son derece anlamsızlaştı. Hadi eskiden Katar'ı destekliyordu ama Katar şey yaptı, barıştı Birleşik Arap Emirlikleri ile. Dolayısıyla da Türkiye açısından diplomatik perspektifle baktığımızda
bu gerilimin sürdürülmesine bir anlamı kalmadı. İkincisi, para ihtiyacı var belli ki AKP yönetiminde. Hepimiz biliyoruz, hani herkesin gözü ekranların sağ alt köşesinde, dolar ne oldu ona bakıyor. Dolayısıyla muhtemelen biraz oradan işte yatırım falan isteyecekler. Ve diğer bir konu da tabii ki hani daha popüler de bir konu biliyorsunuz. Sedat Peker'in muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden göndermeye çalışıyorlar. Şöyle bir sorun var orada. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde bir kozdur o artık. Dolayısıyla onlar da karşılığında bir şey isterler. Yani bu gerçekten AKP döneminde bizim başımıza gelen şeylerden biri bu. Yani bir şeyleri düzeltmek için, hani onarmak için bir şeyler vermeniz gerekiyor. Şimdi onlar da işte kendi akıllarında siyaset yaparlar yani. Tamam biz göndeririz ama sen karşılığında ne vereceksin derler. O yüzden de böyle bir ikilemle karşı karşıya muhtemelen AKP yönetimi. Hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki tutumu ne olur? Yani Sedat Peker konusunda örneğin masada olursa bu konu. Ki tam da bu görüşmeler başladığında Sedat Peker konusuyla da yani o paylaşımlarıyla da aynı zamana denk gelmişti. Ve şimdi de Sedat Peker o görüşmelerden sonra da artık video yayınlayamamaya başlamıştı. Yasaklandığını ifade etmişti. Şimdi diyorsunuz ki elinde bir koz. Neye karşılık böyle bir durum söz konusu olur Sedat Peker'i iade etme gibi? Tabii ya, Birleşik Arap Emirlikleri artık ne istemiyorsa Türkiye'de mesela Müslüman kardeşlerle aranıza daha fazla mesafe koyun. İşte onların yayınları var burada, hani radyo yayınları falan var, işte yayın yapıyorlar, hani medyası var. Biz çok hani ona muhatap değiliz muhtemelen, hani izleyiciler bilmiyorlar ama onlar kendi çevrelerini hani onu takip ediyorlar. Hani oralarda bir şey isteyebilir, düzenleme isteyebilir. Hı hı. Daha fazla hani yatırım kolaylığı isteyebilir, o AKP'nin de işine gelir. Yani daha avantajlı şey isteyebilir, yatırım isteyebilir. Doğu Akdeniz'de Libya'dan yavaş yavaş çekilin, Hafter'e karşı olmayın falan. Yani bir sürü şey isteyebilirler. Artık o diplomasideki pazarlıktır. Yani karşı taraf önünüze belli taleplerle gelir. Yani ne kadarına uyup uyamayacağınızda da siz karar vereceksiniz. Ama yani şöyle bir sorun var. Dış politikada bu tür müzakereler, biz Amerika ile de bunu görüyoruz. İşte küçücük Birleşik Arap Emirlikleri ile de görüyoruz. Hükümet medyası istediği kadar işte Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Hayır öyle değil. Yani herkesle kavgalı olan Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile bile düzeltmiş. Yani bayıldığından değil ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik yalnızlık gibi bir derdi yok. Rusya ile de arası iyi, Amerika ile de, İngiltere ile zaten iyi. Yunanistan'la iyi, İsrail'le iyi, yanında Suudi Arabistan var, Katar'la anlaştı. İran'la da şimdi yavaş yavaş yumuşuyorlar. Dolayısıyla da dış politikada yalnızlık içinde olan ve ilişkileri düzeltmeye çalışan, işte Mısır'la da biz aynı hikayeyi görüyoruz, İsrail'le de aynı hikayeyi görüyoruz, Suriye'yle bile aynı hikayeyi görüyoruz. Dolayısıyla da eli zayıf olan taraf maalesef şu dönemde diplomatik olarak Türkiye. Yani kim kimin kapısını çaldı diye sorsam o halde eli zayıf olan Türkiye mi çalmıştır ilişkileri onarma konusunda? Yani Mısır'la da öyle. Mısır da önüne fatura koyuyor. Şunları yap öyle düzeltelim diye. Çünkü hani bizim gördüğümüzü yabancı uzmanlar da tabii ki Türkiye'yi çok yakın takip ediyorlar. Hani kimlerle arası iyi, kimlerle değil. İşte Biden'la görüşmek için can atıyor Cumhurbaşkanı falan. Bunların hepsini takip ediyorlar. Yani Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmek için ciddi bir ihtiyaç içinde olduğu görülüyor uluslararası alanda. O yüzden de bunu kullanıyorlar, acele etmiyor. Yani Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmek istediği hiçbir ülke bu konuda aceleci değil. Ağırdan alıyor hepsi. Kendilerini ağırdan satıyorlar hani günlük deyimle söylersek. Peki Sayın Üzgel, neden bozuluyor, neden tekrar bir arayışa giriliyor? Dediniz ki şu an yalnız kalan Türkiye, haliyle dışarıda da dost arayacak olan, aramak zorunda kalan Türkiye. Neden böyle bir politika uygulanıyor? Ya bu bizim iktidara yönelttiğimiz en büyük eleştiri zaten. Yani hiç gerek yok. Türkiye'nin dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile arasının çok çok iyi olmasına da buna da gerek yoktur. Hani arasının bozuk olmasına da gerek yok. Ha bu arada ticari ilişkiler kesintisiz devam etti, onu söyleyeyim. İki tarafında ihtiyacı vardı çünkü. Hani onu paranteze alabildiler. Yani hükümetle ilgili en ciddi sorunumuz bu. Yani hesap da vermiyor. Ne topluma hesap veriyor, ne meclise hesap veriyor. Yani kardeşim senin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne alıp veremediğin oldu da sen Türkiye'den binlerce kilometre ötede bir emirlikle böyle hani söyle söyleyeyim Yunanistan falan gibi de değil. Yani zannedersiniz ki şimdi mesela geçen senenin şeyini okusanız, hükümete yakın medyasını okusanız, yazarlarını falan, manşetlerini falan şey yapsanız, baksanız yani öylesine bir can düşmanı.
Yani böyle bir düşman olamaz. Türkiye'nin her yerde düşmanı. Erdoğan'ın en büyük düşmanları bunlar falan. Dolayısıyla da hükümetin bize şunu açıklaması lazım. Biz şu nedenlerden dolayı ilişkilerimizi askıya aldık ya da ilişkilerimiz bozuldu. Şimdi de şu nedenden dolayı toparlıyoruz. Biz bunu bilmiyoruz ki. 15 Temmuz'un arkasında diyor. 15 Temmuz'un hani bize bir şey göstermiyor. Neresinde mesela? 3 milyar dolar para harcadı diyor. Hangi nereye harcadı 3 milyar doları? Zaten devletin tankını kullandın. Yani gidip senden şey mi aldılar? Para mı aldılar ekstradan? Bunları da bize hiç söylemiyorlar. Böyle bir kafadan yazılmış bir hikaye. Bize de bunu inandırmak istiyorlar. Dolayısıyla da biz şeyi bilmiyoruz. Niye ilişkileri bozdunuz? Şimdi neden toparlıyorsunuz? Bunu mesela mecliste de sıkıştırması lazım muhalefetin. Bu kadar keyfi olamaz. Hatta size toparlarken şunu söyleyeyim. Bu ilişki biçimini bizim baştan reddetmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir ilişki yok. Bizi ilgilendirmiyor bu. Burada iki tane rejim var. Bir Nahyan ailesinin kurduğu bir rejim var. Bir de Erdoğan rejimi var. Bu ikisi arasında bir ilişki bu. Bizimle ilgisi yok bunun aslına bakarsanız. Yani ülkelerin birbiriyle yürüttüğü politika değil de kişisel çıkarlar doğrultusunda yürüyen bir politika. Öyle maalesef. Yani bu Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri yöneten Nahyan ailesi arasındaki bir ilişki. Bunu biz bilmiyoruz burada ne olup bittiğini. Siz biliyor musunuz? Ya da diğerleri bilen ben bilmiyorum. Hani başka uluslararası uzmanları biliyor mu? Kimse bilmiyor. Belki Mevlüt Çavuşoğlu da bilmiyor. Dolayısıyla burada böyle yani iki aile arasında kurulmuş bir ilişki görüntüsü var. Ve bu çok rahatsız edici. Yani bugün hükümet değişirse en önce düzeltilmesi gereken şeylerden biri de budur. Yani böyle ilişki olmaz. Devletten devlete bir ilişki görüntüsü vermiyor bu. Bu daha çok dediğim gibi Erdoğan kızıyor. Hani Katar'la bilmem ne. İşte onlar Türkiye'ye tepki gösteriyor. Böyle bir rekabet. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de büyük bir rekabet içinde. Niye? Hiç ihtiyacımız yok. Bizim rakibe mi ihtiyacımız var yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi? Mal satacaksan sat, alacaksan al. Kurallar içinde yapılsın. Bu kadardı. Yani siyah var, beyaz var, gri yok diyorsunuz dış politikada. Yok böyle politika olmaz. Bu dediğim gibi bu dış politika değil. Bu Erdoğan ailesiyle Nahyan ailesi arasında bir hikaye gibi duruyor. Evet, peki şimdi bir de ticaret yolu konusu gündemde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran üzerinden Türkiye'ye bir ticaret koridoru açmak istediği yönünde haberler var. Bu görüşmenin de bir sebebinin de bu olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Doğrudur. Onlar da ticaret yapmak istiyorlar. İran yolu daha hesaplı geliyor. Zaten anlaşma da yaptılar. Muhtemelen yani bu Amerikalılar da İran'ı artık Arap dünyasıyla daha yakın olmaya çeken bir çizgiyi tercih ediyorlar. Çünkü öteki türlü dışlandıkça İran Rusya'ya daha fazla, Rusya ve Çin'e daha fazla yaklaşmaya başladı. O yüzden de o Orta Doğu dinamini içine sokmaya çalışıyorlar. Biden yönetiminin aslında bu ziyaretin bir diğer nedeni onu da söyleyeyim. Biden yönetimi Orta Doğu'da özellikle Amerika'nın kendi müttefikleri arasında gerilim istemiyor. Kavga, çekişme istemiyor artık. Siz uyum içinde olduğunu diyor. Bunun bir parçası da hatta İran'la da ilişkileri yumuşatın istiyorlar. Çünkü burayla çok fazla vakit ve enerji harcamak istemiyor Amerikan sistemi artık. Yani burada askeri üsleri falan bir miktar kalır ama burada gerilim olsun istemiyorlar. Dolayısıyla da biraz ticaret, biraz diplomasi ve biraz da işte askeri bağlantılar aracılığıyla yani Körfez'in, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Kıbrıs'ta askeri işbirliğinin gelişmesi gibi bağlarla bölgede kendi ittifakını güçlendirmek istiyor Amerika. Onlar da aslına bakarsanız Türkiye, onu da söyleyeyim, Türkiye Biden'ın Orta Doğu politikasına uyum sağlama süreci içinde. Bunu ne kadar başarır ne kadar başaramaz onu zaman içinde göreceğiz. Evet, peki çok teşekkür ederiz Sayın Uzgen. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İlhan Uzgel yayın konuğumuzdu. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Türkiye'ye gelecek. Net bir tarih saat verilmedi ama geleceği yönünde açıklamalar var. Nedir sebebi ziyareti? Bunları konuştuk. Şimdi birkaç gündür de aslında